Değerli basın mensupları, Fransa Dışişleri Bakanı, değerli dostum Sayın Laurent Fabius bir çalışma ziyareti için ülkemizde bulunuyorlar. Ben bundan öncelikle büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Gerçekten son aylarda Sayın Fabius göreve geldikten sonra görüşmelerimiz karşılıklı ziyaret bağlamında aylık bir rutine bindi. Tabi uluslararası toplantılarda ise bazen haftada bir görüşüyoruz. Geçen Mayıs ayında göreve, Haziran ayında göreve gelmesini müteakip ilk ziyaretlerinden birini İstanbul'a yapmıştı biliyorsunuz. Suriye'nin Dostları Grubu çekirdek toplantısı için. Daha sonra Temmuz ayında ben Paris'e ziyarette bulundum 5 Temmuz'da. Şimdi Ağustos ayında Sayın Fabius Türkiye'ye geldi. Bakalım Eylül ayında da herhalde bizim Paris'e gitmemiz gerekecek ama en kısa zamanda ümit ederiz ki Sayın Hollande da ülkemizi ziyaret eder. Bugün bu ziyarette ikili konuları çok genel detaylarıyla geçtik. Çünkü Paris'te üzerinde durmuştuk detaylı olarak. İki ilişkilerimizde son dönemde kazandığımız ivmenin sürdürülmesi konusunda karşılıklı mutabakatımızı beyan ettik. İnşallah dediğim gibi önümüzdeki dönemde üst düzey ziyaretler artarak devam edecek. Tabii özellikle Suriye konusuna yoğunlaştık. Çünkü Sayın Fabius buraya Ürdün ve Lübnan'ı da ziyaret ederek geldi. Bir anlamda Suriye'nin komşularını da bir bölge turu çerçevesinde önemli izlenimlerle dönmüştü. Ben kendisinden bu izlenimleri aldım. Çok teşekkür ediyorum. Son derece faydalı izlenimler oldu. Ben de özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı bağlamında Mekke'de yapılan toplantıda konuşulan konular ve genel atmosfer hakkında kendisine bilgi aktardım. Tabii Sayın Fabius'un önemli bir ziyareti de Kilis'te mülteci kampına oldu. Suriyeli mültecilerle bizzat temasa geçerek bu anlamda kamplarımızı ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı olma niteliği de var bu ziyaretin. Orada bizzat Suriyeli mültecilerin, Suriyeli kardeşlerimizin çektiği sıkıntıları doğrudan dinleme, doğrudan gözleme imkanı buldu. Bu konularda da kendisiyle görüşlerimizi paylaştık. Ayrıca son dönemde tabii özellikle Azzaz'da, son günlerde ortaya çıkan tabloyu birlikte ele aldık. Çünkü Halep'te son hafta içinde, Azzaz'da da son 2-3 gün içinde yaşananlar, Suriye'de karşı karşıya kaldığımız sorunun herhangi bir çatışma sorunu olmadığı, yani sınırlı bir çatışma olarak görülemeyeceğini, aksine son derece sofistike silahlarla, bombalarla, sivil halka dönük işlenen bir insanlık suçu olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Özellikle Azzaz'da kullanılan silahların nitelikleri, bombaların nitelikleri ve yaptığı tahribatın görüntüleri artık uluslararası toplumun böyle bir facia karşısında sessiz kalmasını gerçekten sorgulanması gereken bir durum ortaya koyuyor. Bu çerçevede biz Fransa'nın bu ay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanı olması dolayısıyla da tabii çok aktif bir tutum içinde olacağından emindik. Bu konuları ele aldık ve değerli dostum bu ayın 30'unda, 30 Ağustos'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bakanlar düzeyinde bir toplantı yapılması kararı alındığını iletti ve beni de bu toplantıya davet etti. Ben de tabii birinci gündem maddemizdir Suriye. Bu toplantıya katılacağımı kendisine teyit ettim. 30 Ağustos'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bakanlar düzeyinde toplanacak ve Azzaz'daki son olaylarda olmak üzere bu konular ele alınacak. Bu konuda Fransa'nın ortaya koyduğu girişimden de büyük bir memnuniyet duyduk. Tabii Eylül ayında da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Orada da mutlaka bu konular konuşulacak. Daha detaylı olarak ele alınacak. Biz değerli dostumla Sayın Fabius'la bütün bu Suriye'deki son gelişmeleri kapsamlı şekilde ele aldık. Atılacak adımlar, muhtemel riskler konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Tekrar ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum. Biraz önce de Nantes Başkonsolosumuz Sayın Tufan'ı kendilerine takdim ettim. Özellikle bu konsolosluğun açılması dolayısıyla gösterdikleri kolaylık dolayısıyla da teşekkür ediyorum. Fransa'da yaşayan vatandaşlarımız adına. Tekrar hoş geldin Laurent. Thank you. Merci beaucoup, Hermet. Je vais parler en français, si vous le permettez. Je voudrais d'abord remercier chaleureusement mon collègue et ami Hermet Davutoğlu
de m'accueillir si chaleureusement aujourd'hui en Turquie. C'est vrai que nous nous voyons très régulièrement et c'est pour moi toujours un plaisir parce qu'il y a les relations de travail, bien sûr, mais il y a les relations d'amitié qui se développent avec le temps. Et je dois dire que la coopération entre la Turquie et la France a pris un tour de plus en plus positif. On sait qu'il y a toujours un certain nombre de questions qui peuvent être améliorées, mais la direction que nous avons décidé de suivre, le gouvernement français et le gouvernement turc, c'est de travailler ensemble étroitement sur le maximum de sujets, et c'est ce que nous faisons. Je suis ici dans le cadre d'une tournée qui, comme le disait Harmet, m'a conduit dans trois pays, à savoir la Jordanie, le Liban et la Turquie, autour du thème des, pour parler simplement, des réfugiés syriens. Le drame syrien, chacun le connaît, malheureusement il s'approfondit chaque jour compte tenu du comportement criminel du régime de Bachar al-Assad. Et quand toi-même, Ahmed, ou moi-même parlons de régime criminel, ce n'est pas en l'air puisque la commission compétente des Nations Unies vient de considérer qu'il y avait eu des crimes contre l'humanité qui avaient été commis par ce régime. Donc, je me suis centré sur la question des réfugiés. J'ai pu constater que dans ces trois pays, dans des conditions d'ailleurs différentes, le problème des réfugiés devient une question absolument centrale. En Jordanie, on le comprend bien, compte tenu à la fois de l'importance du nombre des réfugiés et de la modestie des ressources de ce pays. Et je m'en suis entretenu, après avoir visité un camp, avec le roi Abdallah de Jordanie. Au Liban, dans d'autres conditions, parce que compte tenu de ce qu'est la composition même de la population libanaise, il y a un grand risque qu'il faut absolument éviter de contagion de ce qui se passe en Syrie sur la situation libanaise elle-même. Et nos amis libanais font le maximum, avec là aussi des moyens qui ne sont pas très importants, pour accueillir les réfugiés. Ils ne reconnaissent pas dans les mêmes conditions que d'autres la notion de camp, qui chez eux a une autre implication historique, se posent des problèmes particuliers en direction des Palestiniens. Mais il y a un vrai problème au Liban. Et puis ensuite, je suis venu en Turquie, j'ai visité un camp. Je dois dire à la fois la situation des réfugiés, compte tenu du fait qu'ils ont tout perdu en Syrie, est une situation dramatique, mais je veux féliciter, je dis bien féliciter, gouvernement turc de la façon dont il organise tout cela, alors que les nombres sans cesse augmentent. Les personnes réfugiées sont accueillies dans les conditions qui sont, j'allais dire, les meilleures, les moins mauvaises possibles. En particulier, j'ai pu discuter avec des hommes et des femmes qui sont dans ce camp, visiter les efforts qui sont faits pour scolariser les enfants, regarder les organisations médicales. Et je sais que compte tenu du nombre qui augmente sans cesse, malheureusement, le gouvernement turc a pris de nouvelles initiatives pour augmenter encore le nombre de ces camps. Mais tout cela pour dire que, évidemment, le problème des réfugiés est un problème qui se pose partout et qui devient de plus en plus central. Alors, la cause de tout ça, on le sait, c'est l'action criminelle du gouvernement de Bachar el-Assad. Mais il reste que ça pose d'énormes problèmes à la fois pour les réfugiés et pour les pays d'accueil. Et c'est si important que la France, qui exerce ce mois-ci la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, a pris l'initiative le 30 août, comme le disait Ahmed, de réunir au niveau des ministres le Conseil de sécurité pour se pencher sur la question spécifique des réfugiés. Nous aurons un rapport qui sera présenté par les organisations compétentes des Nations Unies. Ensuite, chacun en a son sentiment. Et j'ai demandé aux ministres compétents, et en particulier au ministre des Affaires étrangères de Turquie, d'être là pour témoigner,
pour témoigner sur ce qui se passe, pour témoigner sur les besoins, pour témoigner sur les problèmes que cela entraîne, et pour aussi, évidemment, aborder l'origine de tout cela. Et nous aurons, à la fin du mois d'août, des éléments nouveaux, certainement, à dire sur ce sujet. Alors, deux mots pour terminer sur ce qui se passe en Syrie. Nous avons longuement échangé avec Ahmed sur ce sujet. Nous avons eu aussi l'occasion d'avoir une longue conversation téléphonique, c'était au début de la semaine, avec aussi Hillary Clinton et William Hague, et notre ami allemand. Nous sommes en permanence au contact pour avoir une action coordonnée. Et je dois dire que la façon d'aborder cette question, qui est celle du gouvernement turc, reçoit tout à fait, évidemment, l'approbation du gouvernement français. Nous savons que le temps qui passe est un temps qui, malheureusement, est utilisé par le régime de Bachar el-Assad pour bombarder son peuple. Nous savons que sur le terrain, l'opposition gagne précisément du terrain, mais que tout ça est malheureusement très lent. Nous savons que les besoins de la population sont immenses. Combien de témoignages avons-nous de personnes qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de lait, qui n'ont pas d'électricité, qui sont bombardées dans des conditions abominables. Nous savons tout cela. Nous savons aussi qu'il faut travailler pour remplacer ce régime et en même temps faire en sorte, c'est tout notre travail, que ce remplacement se fasse dans des conditions maîtrisées. Nous ne voulons pas qu'il y ait un chaos qui succède à la situation actuelle. Et cela demande évidemment beaucoup de coordination de notre part, beaucoup de relations avec l'opposition syrienne, ce que nous faisons les uns et les autres, et c'est un travail que nous allons continuer ensemble. En tout cas, je veux remercier très chaleureusement à la fois les autorités turques et en particulier mon collègue et ami de son accueil. Nous allons continuer à travailler ensemble et je voudrais en particulier sur cette question des réfugiés qui était le thème de ma visite en préparation de la séance du Conseil de sécurité, dire à quel point j'apprécie les efforts qui sont faits par le gouvernement turc. Fulya Özerkan, Fransız Haber Ajansı. Efendim, iki sorum olacak hem Konuk Bakan'a hem de Sayın Bakanımıza. Öncelikle Konuk Bakan'a sormak istiyorum. İkili ilişkilere ilişkin olarak. Sayın Noran, daha önce yaptığınız açıklamalarda 1915 olaylarına ilişkin bu konunun gündeme gelmeyeceğini söylediniz. Ancak yeni Cumhurbaşkanı Sayın Holland bu konunun gündemde kalacağını söyledi. Ben size sorum, bu konuyla ilgili olarak Fransa'nın yeni dönemdeki politikası ne olacak? Çok teşekkürler. Sayın Bakan'a da sormak istiyorum. Efendim, geçen hafta sonu Sayın Clinton'la yaptığınız görüşmelerde askeri bir planlamadan söz edildi. Ve bununla ilgili birçok haber çıktı. Uçuşa yasak bölgenin kurulması gibi Suriye'ye ilişkin olarak. Bu konuyu birazcık açıklığa kavuşturabilir misiniz? Suriye ile ilgili olarak askeri açıdan da yapılan bu operasyonel planlamalar neleri içeriyor? Çok teşekkürler. Merci, je vais peut-être répondre à la première question. Même si j'ai aussi mon avis sur la seconde. C'est vrai que, vous savez, dans l'année précédente, je crois, il y a eu toute une polémique qui s'est déroulée en France autour de la question du ce qu'on appelle le génocide arménien. Et il y a une loi qui a été votée par le Parlement français. Cette loi a ensuite été déférée au Conseil constitutionnel, qui est l'institution suprême en France. Et le Conseil constitutionnel a estimé que cette loi n'était pas conforme à la Constitution. Voilà l'état des choses aujourd'hui. Alors, pendant la campagne électorale, un certain nombre de choses ont été dites par le président sortant, M. Sarkozy, par le nouveau président, M. Hollande.
Et il faut que nous trouvions des solutions à cette question qui a envenimé, il faut le dire, les relations entre la Turquie et la France. Et nous en avons parlé avec Ahmet. Et je suis sûr que dans le cadre d'une réflexion historique aussi dépassionnée que possible sur la réalité des faits, nous serons en situation de trouver des solutions. Voilà l'état d'esprit qui est le mien et qui, je crois, est partagé très largement par mon collègue et ami. Teşekkür ederim. İkili ilişkilerimizdeki bu tür konuları çok açık yüreklilikle konuştuk. Paris'te de konuştuk. Önemli olan güçlü bir siyasi iradeyle bu pürüzlü konuları aşıp Türk-Fransız dostluğunun gereği olan bu yakın çalışmayı, bu yakın işbirliğini birlikte sürdürmemiz, zaten bu kadar yakın görüşmemiz bunların işaretidir, önemli işaretleridir. Ben tekrar değerli dostuma da bugünkü ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum. Şimdi sizin sorunuza gelince, evet geçen cumartesi günü biliyorsunuz Sayın Clinton'la onun ziyareti çerçevesinde çok geniş kapsam görüşmeler oldu. Görüşmeler yaptık. Bugün de Sayın Fabius'la bu görüşme yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çünkü arada da pazartesi günü 5 bakan telekonferansla görüş alışverişinde bulunduk. Alandaki Suriye'deki gelişmeler çok hızlı seyrediyor. Ve sürekli bir istişare halinde olmayı bir zaruret haline getiriyor. Bu hızlı gelişmelere intibak etmek, en doğru zamanda en doğru tepkiyi verebilmek için de bu konuda Suriye halkının haklı mücadelesinin yanında yer alan, mültecilerin bu yaşadıkları dramın bitmesini isteyen bütün aktörlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Dikkat ederseniz bir 10 günlük diplomasi trafiği Mekke'deki görüşmelerde İslam İşbirliği Teşkilatı'nın içine koyarsanız, hatta geçen hafta Sayın İran Dışişleri Bakanı Sayın Salih'in Ankara ziyaretinde içine koyarsanız, aslında bir diplomaside ciddi bir hareketlilik var. Ama bu hareketliliğin alandaki durumu olumlu yönde etkilemesi lazım. Bunu en fazla bu ateşi hisseden, bu harareti, bu sıcaklığı hisseden biziz komşu ülke olarak. Alandaki durum değişmedikçe mülteci akını da artıyor. Bugün son 15 ayın en yüksek rakamına ulaştı mülteci girişleri. Bu tabii Türkiye'nin tek başına üstlendiği bir sorumluluk ve şu ana kadar da çok ciddi $300 milyon yakın bir kaynak ayırdık. Uluslararası katkılar bununla karşılaştığında devede kulak ölçeğinin bile çok gerisindedir. Bunu da ifade etmek isterim. Yani operasyonel derken sadece askeri bir nitelik olarak düşünülmesin. Bütün bu alanda ortak anlamda yapacağımız faaliyetlerin koordinasyonu olarak görülmeli. Tabii Sayın Clinton'la yaptığımız görüşmede ortaya çıkabilecek risk alanları neyse, mülteci akınları, terör gruplarının bu boşluktan istifade etmeleri ve diğer risk alanları, büyük katliamların ortaya çıkması gibi risk alanların tümüyle ilgili istişarelerde bulunduk. Kastedilen operasyonel çalışma grubu da bütün bu alanları kapsayan, ortak olarak ne yapabileceğimizi planlayacağımız, koordine edeceğimiz bir çalışma grubu. Zaten şimdi Fransa'yla da benzer çalışmalar yapıyoruz. Mekke'de de bütün Orta Doğu bölge ülkeleriyle bütün bu çalışmaları birlikte yürütme kararı aldık. Dolayısıyla Ürdün'le yakın dönemde yaptığımız yakın bir koordinasyon var. Önümüzdeki günlerde de tekrar Ürdün Dışişleri Bakanlığı'nın ülkemize ziyareti söz konusu olacak. Dolayısıyla bütün bu faaliyetleri bir büyük entegre stratejinin unsurları olarak görmek lazım. Hepimizin hedefi açık ve net. Suriye'de Suriye halkının çektiği bu ızdırapların bir an önce durmasını temin edecek şekilde aktif bir diplomasiyle faaliyetlerimizi koordine etmek. Sayın Clinton'la uzun görüşmelerimizde de yaptığımız gibi bugün değerli dostum Loran'la da burada bunları paylaştık. Efendim, öncelikle Lahtar Brahimi'nin Kofi Annan'ın bıraktığı görevi devralabileceği yönde haberler yansıdı. Ben her iki ülkenin bu duruma nasıl baktığını, hani çünkü hatırlıyoruz ki Kofi Annan'ın görevi devralmasının ardından akan kan durmamıştı. Acaba Brahimi için yeni bir umut var mı? Bir diğer soruyu da size yöneltmek istiyorum. Lübnan'da ikinci bir Türk vatandaşı daha kaçırıldı. Acaba son durum nedir? Bir an önce kurtarılması için Türkiye'nin devrede olduğunu biliyoruz. Bu girişimleriniz hakkında bizimle paylaşabileceğiniz detaylar var mı? Sur le premier point,
C'est vrai que la mission de M. Kofi Annan a pris fin, tout simplement parce que Kofi Annan et les observateurs n'étaient pas en situation d'exercer leur mission. Donc ça a été un constat. À partir du moment où ils le disaient eux-mêmes, ils étaient obligés de rester dans leur hôtel sans pouvoir rien contrôler. Cette mission, malheureusement, n'avait plus de portée et Kofi Annan l'a dit. Alors, ce qui est en question maintenant, c'est d'avoir une présence, ce qu'on appellera probablement un bureau politique, et de désigner une personnalité éminente qui puisse jouer un rôle pour faire avancer les choses. Et effectivement, le nom que vous avez cité a été prononcé. Des discussions ont lieu sur les conditions exactes d'exercice du mandat. Ce qui compte, madame, dans ce domaine comme dans les autres domaines, c'est d'être efficace. Et c'est dans cet esprit-là que nous-mêmes prenons position sur cette proposition de bureau politique et d'envoyer, mais l'intéressé lui-même a eu des discussions au cours de ces dernières heures avec le secrétaire général des Nations Unies pour que sa mission soit bien précisée. Öncelikle Sayın Brahim'in atanması konusunda ileri bir aşamaya gelindiği anlaşılıyor bize gelen haberler. Bu atamanın gerçekleştiği yönünde haberler de geliyor. Olumlu yönde bir cevap verildiği Brahimi tarafından. Tabii Sayın Annan önemli bir misyon üstlenmişti. Fakat maalesef Esad rejimi daha önce birçok benzer misyona, benim ziyaretimde ikili olarak yaptığım, üzerinde mutabık kaldığımız hususlara, daha sonra Arap Ligi'nin ortak heyetinin Kasım-Aralık aylarında yaptığı misyona, Arap Ligi gözlemcilerine, daha sonra Sayın Lavrov'un yaptığı ziyarete ve son olarak da Kofi Annan'ın girişimlerine hep çok ciddi vaatlerle karşılık verdiler. Ve sanki bu vaatleri ne getirecekmiş gibi bir başlangıç yaptılar ama bu vaatlerin hiçbirini tutmadılar. Dolayısıyla bu anlamda sicilleri maalesef iyi değil Suriye yönetiminin. Sayın Annan elinden gelen gayreti gösterdi. Biz uluslararası toplum olarak kendisine müteşekkiriz. Son olarak Cenevre'de de çok ciddi bir diplomatik mücadeleyle ortak mutabakat zemini bulmaya çalıştı. Ama dün Azaz'da yaşananlar, Halep'te yaşananlar da gösteriyor ki maalesef Suriye rejimi diplomasinin dilinden anlamıyor. Uluslararası toplumun iyi niyetli çabalarından gerekli dersleri çıkarmıyor. Sürekli uyarıldı. Artık bu konuda uluslararası toplumun bir bütün halinde hareket etmesi önemli. Sayın Brahimi'nin atanması önemlidir. Sayın Brahimi'yi ben şahsen de tanırım. İyi dostumuzdur. Birçok kritik konularda önemli görevler ifa etmiştir. Ama arkasında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir bütün olarak durması lazım. Burada Rusya ve Çin'i de içine katarak söylüyorum. Böyle bir destek olmaksızın herhangi bir misyonun yerine getirilmesi kolay değil. Sayın Brahimi de bu konuda Sayın Annan gibi başarısız kalmasını istemiyorsak artık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki tek sesliliği sağlamak lazım ve Beşar Esad yönetiminin şimdiye kadar uyguladığı oyalama taktiğine bu misyonu feda etmemek lazım. Yeni bir oyalama, yeni bir zaman kazanmaya izin verecek her yeni misyon Suriye'deki süreci uzatır. Aksine kararlı bir stratejiyle, tek bir sesle Esad yönetimine verilecek her net mesaj da süreci kolaylaştırır. O anlamda Sayın Brahimi'nin görevi üstlenmesinin arkasında güçlü bir destek olması lazım. Lübnan'da kaçırılan vatandaşlarımızla ilgili ise yakından takip ediyoruz. İlk kaçırılan vatandaşımız Sayın Tufan Tekin'in ailesiyle de ben bizzat konuştum. Olay olduğunda biz Mekke'deydik ve Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte, Sayın Mikati ve Lübnan Dışişleri Bakanı değerli meslektaşımla birlikte olayı değerlendirdik. Onlardan da süratle bu konuya müdahil olmaları talebinde bulunduk. Çünkü her şeyden önce şunu açık bir şekilde söyleyelim. Lübnan bizim için kardeş ve dost bir ülkedir. Lübnan halkının bütünü de mezhep, din ve etnik fark gözetmeden Türkiye'nin dostudur. Biz Lübnan'da hiçbir zaman şu veya bu grup tarafında veya şu grup veya bu grubun karşısında olmadık. Suriye'de kaçırılan Lübnanlı kardeşlerimiz için de Türkiye olağanüstü bir çaba sarf etmiştir. Bunun en yakın şahitleri Cumhurbaşkanı Sayın Michel Süleyman, Başbakan Sayın Necip Mikati, Meclis Başkanı Sayın Nebih Berri'dir. Ve hala bu çabalarımız sürüyor. Biz eğer insani durum söz konusu
olursa ki olduğunda hiçbir başka gündem gözetmeksizin her türlü katkıyı her zaman yaptık. Bu Libya'dan Amerikalıları çıkartırken de öyleydi. Suriye'den birçok İranlı çıkmasına yardım ederken de böyleydi. Birçok yerde bunu yaptık. Ama şunun bilinmesini isteriz. Suriye'deki olaylarla Türk vatandaşlarının ve Lübnan'ın herhangi bir alakası yoktur. Bu ilişkiyi kurmak büyük bir hesap hatasıdır. Herkesin buna dikkat etmesi lazım. Suriye'de kaçırılan Lübnanlılar hangisi olursa olsun Suriye topraklarında kaçırıldı. Türkiye toprağında kaçırılmadı. Türkiye'nin bu konuda herhangi bir sorumluluğu yoktur. Aksine Türkiye yardımcı olmaya çalışmıştır. Yardımcı olmaya da devam edecektir. Ama Lübnan'da kaçırılan Türk vatandaşları Lübnan toprağında kaçırıldı. Kaçıranlar da Lübnan vatandaşı. Bu konuda herkesin sorumluluğunu yerine getirmesini beklemek bizim en tabii hakkımızdır. Lübnan hükümetinden, Lübnan istihbarat makamlarından, güvenlik makamlarından gerekli her türlü tedbirin alınmasını bekliyoruz. Biz de vatandaşlarımızdan özellikle Orta Doğu'daki bu gelişmeler, Lübnan'daki Suriye'deki gelişmeler dolayısıyla Lübnan'a yapılan seyahatlerinde dikkatli olmaları gerektiği hususunda bir seyahat uyarısı da bugün yayınladık. Ayrıca gerek Büyükelçiliğimiz, gerekse istihbarat birimlerimiz vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşmasını teminen gece gündüz çalışmaktadırlar. Bunu da ifade etmek isterim. Daha önce birçok olaylarla Afganistan'da, Irak'ta birçok yerde karşılaşıldı. Elhamdülillah onların hepsini ailelerine sağ salim getirmek nasip oldu. İnşallah bu kardeşlerimiz de, bu vatandaşlarımız da ailelerine sağ salim dönerler. Fakat bu iki olayı hiçbir şekilde birbirleriyle ilişkilendirmemek lazım. Bunlar arasında kurulacak her ilişki çok yanlış sonuçlar doğurur. Herkesin bu konuda son derece dikkatli olmasını beklemek bizim hakkımızdır diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Merci beaucoup.